Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla hamur yoğurma derdi olmadan tavada pişen şahane bir bazlama tarifi vermek istiyorum. Lezzeti mükemmel olan bu bazlamayı mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1/2 karıştırılır uygun bir kaba alınarak. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz eklenir. Orta kısmına 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı kuru maya eklenir. Unun kenarlarına 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Su bardağı ılık su ekleyerek hamurumuzu bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Gördüğünüz gibi akışkan, cıvık bir hamurumuz oldu. Bu hamuru bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerine kapatalım. Vaktiniz varsa en az 30 dakika mayalanmayı bırakalım. Evet, 30 dakika sonra hamurumuzu tekrardan bir kepçe yardımıyla karıştıralım. Kıvamı biraz daha koyulaştı gördüğünüz gibi. Küçük bir tavayı ocağa alalım ve ısıtalım önden. Isınan tavayı az bir yağla yağlayalım. Hamurumuzdan 1,5 veya 2 kepçe olacak şekilde tavamıza dökelim. Tavaya uygun bir kapakla tavamızın üzerini kapatalım ve ocağımızı yüksek dereceye ayarlayalım. Birden kabarması için önemli bir püf noktasıdır. Evet, üzeri hafif kabuk bağlayınca bazlamamızı ters çevirelim. Diğer tarafını da pişmesini sağlayalım. Evet, diğer tarafta pişince arkalı önlü bir kez daha pişirerek bazlamamızı pişirmeye devam edelim. Pişen bazlamamızı servis tabağına alalım. Her defasında mutlaka tavamızı sıvı yağ ile az bir şekilde yağlayalım ve hamurumuzu 1,5 veya 2 kepçe olacak şekilde dökelim. Kapağını kapatarak yüksek ateşte bazlamamızı kabartmaya bırakalım. Üzeri kabuk bağlayınca ters çevirerek diğer tarafı da pişmesini sağlayalım. Pişliğine emin olunca bazlamamızı alalım servis tabağına. Her pişirmede mutlaka tavamızı temiz bir bezle silerek temizleyelim. Ve mutlaka tavamızı yağlayalım. Aynı yöntemle tüm bazlamalarımızı pişirmeye devam edelim.
Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet. Diğer tarafını çevirdiğimizde tavamızı tekrardan yağlarsak bazlamamız daha muntazam ve lezzetli pişecektir. İlk derini yağlamadan daha sonraki bazlamalarda mutlaka her iki tarafını çevirirken tavamı az bir şekilde yağladım. Hamur o kadar lezzetli ki irmik bazlamaya ayrı bir lezzet katmış. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Ve pişirme şekliyle de gayet kolay bir bazlama tarifidir. Kısa sürede bazlamalarınızı pişirebilirsiniz bu yöntemle. Dilerseniz daha küçük tavalarda pişirerek küçük bazlama elde edebilirsiniz. Aynı yöntemle bazlamalarımı pişirmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Evet, son bazlamamı da pişiriyorum. Yumuşacık pamuk gibi bazlama tarifimi denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.